Bodrum'da gerçekleştirilen Anneler Günü doğa yürüyüşünde aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 kişi Lelek yolunda yürüdü. Müzik 2017 yılında İnan ailesi tarafından ilki organize edilen Anneler Günü doğa yürüyüşünün üçüncüsü bu yıl yapıldı. Dağbelen mahallesindeki Lelek yolu parkurunda yapılan yürüyüşe genç yaşlı yaklaşık 300 kişi katıldı. Bodrum Doğa Severler Kulübü Bodos kurucularından rehber, harita ve kadastro mühendisi Hıdır Çam, yürüyüşün başladığı alanda katılımcılara bilgi verdi. Ardından bir şiir okudu. Daha sonra ısınma hareketleri yapıldı. Burada yürüyüşü düzenleyen Gürol, Birol ve Hürol İnan kardeşler basın mensuplarına açıklama yaptı. Gürol İnan, yürüyüşün nasıl başladığını anlatarak şunları dile getirdi. Bu şöyle, 2017 yılının Şubat ayında annemizi kaybettikten sonra kardeşim Hürol bir farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenleyelim annemizin anısına dedi. Çünkü annemiz son yıllarında özellikle çok hareketsizlikten bir sürü hastalık sahibi olduğunu düşünüyorduk. Bunun çok güzel bir fikir olacağını düşündük ve biz bunu geliştirdik. Kardeşim Avustralya'da yaşıyor ve o işte bunun önce grafik tasarımlarını, tanıtım dosyalarını falan hazırladı. Onun üzerine gittik ve organizasyonu burada ben abimle birlikte yaptık. 2017'deki çok güzeldi. Çamlık Köyü'nde yapmıştık. 2018 yılında yine orada yaptık. Bu sene burayı çok beğendik. Daha belendi. Hem rota değişikliği olsun diye. Lelek yolu üzerinde bir 3 kilometrelik rota belirledik. Şimdi herkes toplandı. Birazdan işte ısınma hareketleri sonrasında küçük konuşmalarımızdan sonra yürüyüşümüz başlayacak. Hıdır Çam bizimle beraber bu Lelek yollarının fikir babası ve uygulayıcısı arkadaşımız. Akut bizimle beraber bütün güvenlik önlemlerini alacak. Hem önce hem artçı hem de ortalarda. Bu şekilde yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Herkesin Anneler Günü'nü buradan bir kez daha kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılanlara, destek verenlere. Birol İnan ise annesini Bodrum'da çok sevdiğini ifade ederek biz de bu Anneler Günü yürüyüşünü başlattıktan sonra bunun tüm Bodrum anneleri için simge olan bir yürüyüş olmasını istiyoruz. Çabalarımız bu yüzden şeklinde konuştu. Hürol İnan ise insanlara yürümenin önemini anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek insanlar sadece Anneler Günü'nde değil her zaman yürüsünler dedi. Sabah saatlerinde başlayan yürüyüşe Hıdır Çam rehberlik ederken Akut Bodrum ekibi de güvenlik önlemlerini aldı. Bir kısmı çam ormanı içindeki patika yoldan oluşan yaklaşık 3 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan katılımcılar zaman zaman türküler söyledi. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş başladığı yerde sona erdi. Burada katılımcılara lokma, su ve kuru yemiş ikramı yapıldı. Ayrıca Anneler Günü anısına yüzlerce gül fidanı dağıtıldı. Ben evi ya.